Nasıl ders çalışacağımı bilmiyorum. Herkesin gerçekten en büyük sorunlarından birisi. Bununla alakalı bize bir sürü yorum geldi. Hatta sizden gelen yorumları muhteşem bir şekilde şimdi cevaplayacağız. Şimdi Olca Eri demiş ki çok önemli bir soru sormuş gerçekten. 100 tane beğeni almış. Hocam lisede matematiğe nasıl çalışmak lazım? Lütfen beğenin Tonguç Gözün. Tamam, gerçekten de gördük senin için. Matematik lisede çok değerli bir ders. Zaten ortaokulda da değerliydi. Lisede daha da değerli hale geldi. Her zaman değerli değil mi hocam? Çünkü neden biliyor musun? Şimdi sen ortaokulu bitirdin. Artık liseye geçiyorsun. Artık neye geçeceksin? Üniversiteli olacaksın. Ve bu geçişlerin her birisinde önemli sınavlara giriyorsun. Aynı zamanda zaten her sene gördüğün en temel derslerden bir tanesi ki zaten üniversiteye eğer sayısal bir bölüme gidersen mutlaka matematikle alakalı bir sürü ders alacaksın. Aynı şekilde devam edecek. Dolayısıyla bu geçişlerdeki sınavlarda kendi içindeki okul sınavlarımızda ve matematik her zaman karşımıza çıkacak hayatın bir gerçeği. Peki biz bununla nasıl mücadele edeceğiz? Nasıl halledeceğiz? Bir kere ben size çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu arada geçiş sınavı neydi? YKS. Buradaki geçiş sınavı da LGS değil mi? Evet. Şimdi YKS sınavında matematiğin inanılmaz büyük bir katkısı var. Herkes orada dökülüyor. Herkes orada çuvallıyor. Ama sonrasında başarılı olan insanlara baktığımız zaman gerçekten emek vermiş insanlar oluyor. Peki ben sana emek ver işte seneler boyunca çalış demiyorum. Aslında bunun da işin aslında çok basit bir formülü var. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. YKS'de matematiği full yapmış biri olarak şunu sana söyleyebilirim. Net bir şekilde benim ilk yaptığım matematik testinde hatırlıyorum böyle çok uzun bir şey vardı, fasikül vardı. Ve o fasiküldeki 45 soruluk bir test çözmüştüm. Ya, inanılmaz uzun bir testti. Of. 45 soruluk testte 10 net yapmıştım. İlk çözdüğüm sorularda, ilk çözdüğüm testlerde. O kadar rezil çok... Rezil misiniz hocam resmen? Gerçekten rezildim. Yani 35 tane ya boşum vardı ya yanlışım vardı. Sonra nasıl full yaptınız hocam? Çok kötü hissettim. Çok kötü oldu gerçekten de. Ama ne yaptım biliyor musun? Bu 35 tane eksik olduğum şeyi bak hata demiyorum. Eksik diyorum. Eksik olduğum şeyi teker teker hocalarıma sordum. Matematikteki en değerli şeylerden bir tanesi yapamadığımız soruyu teker teker tamamlamak. Yani matematiği halletmek istiyorsanız matematiği teker teker tamamlayacaksınız. Çünkü ben şunu biliyorum bak her zaman şunu gördüm. Konu çalışırız matematikte. Konu çalışırız. Ondan sonra soruya geçeriz. Dan ederiz. Ne oluyor biliyor musun? Hiçbir şey yapamazsın. Eyvallah. Çünkü konuyu açtığın zaman bakarsın. Tamam anladım çok güzel gerçekten de çok harika gidiyorum dersin. Ama sonrasında derse başladığı, teste başladığın zaman mesela şurayı ben okudum tamam okudum süper bir şekilde anlamaya başlıyorum süper anladım tamam buraya kadar anladım. Sonra soruya geçiyorum. Allah diyorum ne yapacağım ben şimdi burada diyorum. Konuyu okudum tamam. O konuyu anladım ama soruda yapamıyorum. Herkesin zaten en büyük problemi de bu. O yüzden yapabilmemiz için teker teker şunu bilmemiz gerekiyor. İlk başta matematikte konuyu anlayacağız ama esas sorular üzerine yoğunlaşacağız ve matematik soru çözerek öğrenilir. Bu çok önemli bir laf gerçekten de. Ve eksiklerimizi tamamlayarak öğreneceğiz. Yani sen bir eksik çıkartacaksın sonra onu tamamlayacaksın. Eksik çıkartacaksın sonra tekrar onu tamamlayacaksın. Ve ben bu şekilde... üniversite sınavında full yaparaktan gerçekten de hani 10 netten full nete çıkartaraktan bu şeyi ispatlamış olalım. İnşallah biz de yaparız hocam. İnşallah siz de ispatlayacaksınız. Yapacağınız şey çok basit. Soruların içine gömüleceksiniz, boğulacaksınız, birazcık zorlanacaksınız. Ama teker teker hocalarımızla aynı zamanda kendi sınıf öğretmenlerimizle aynı zamanda soru çözüm videolarında biliyorsun artık her kitabın neredeyse içinde böyle soru çözüm videoları var. Bunlardan bakaraktan teker teker eksiklerimizi tamamlayacağız diyoruz. Peki hemen geldik Kemiksiz Beden demiş ki Allah'ım ne biçim isim varmış. Evet 186 beğeni almış. Hocam 9. sınıfa dair hiçbir şey bilmiyorum. Ders çalışamıyorum. Lütfen bir şey yapın. Çok doğru ve şunu hatırlatmak istiyorum. YKS sınavı, üniversite sınavı iki tane aşamadan oluşuyor. TYT ve AYT. Şimdi bizim öğrendiğimiz bu 9. ve 10. sınıf var ya 9 ve 10. sınıf aslında TYT kısmını AYT kısmı da 11 ve 12. sınıftan çıkıyor. Ve bizim için çok temel dersler aslında 9. ve 10. sınıfta gördüğümüz dersler. İşte üstlü sayıları görüyoruz, köklü sayıları. Zaten biz bunları daha önceden görmüştük 5, 6, 7, 8'de. Dolayısıyla onların bir tekrarı ama birazcık daha üst kademesini görüyoruz. Yani 9. sınıfta ne öğrenecek diyorsanız işte bunları öğreneceksiniz. Peki ne yapmamız gerekiyor? Ne yapacağız hocam? Hiçbir şey yapmıyorsan bir şey yapmaya başlayabilirsiniz. başlayaraktan adım atman gerekiyor. Bir kere mutlaka yaz tatilini geçirmen veya geçirmiş olman ve eğer bunu da yapamadıysan mutlaka seneye iyi başlaman gerekiyor. Ben her zaman şunu yapardım. Bir defter alırdım kendime. İlk başta kendime bir çalışma defteri alırdım. Bu çok önemli bir şey. Yani tertemiz bir defterle başlamak, seneye mükemmel bir motivasyonla başlamak çok önemli. Bir defterimi de alırdım. Sonrasında bu benim not defterim olurdu. Bu benim üzerine matematik yazarım, üzerine matematik, fizik, kimya yazarım fark etmez. Ama bu not defterimde her bir çalıştığım konunun notunu kendim özel olarak alırdım. Dolayısıyla mesela hemen şöyle söyleyeyim. 9. sınıf 0'dan 9'a matematik. Al. Buradan konularımızı anlamak için ilk başta açacağız kitabımızı. Kitabımızı açacağız. Hemen burada ilk başta konumuzu çalışacağız. Sonrasında bununla alakalı hemen sorular çözeceğiz. Sonra ardından hemen diğer konu başlığına bakacağız. Hemen bununla ilgili sorular çözeceğiz. Yapamadığımız soru olunca tak diye video çözümünü izleyeceğiz. Çünkü benim size söylediğim şey vardı ya, hani eksiklerimizi tamamlayalım. İşte eksiklerimi tamamlamadan bir tanesi de videolu çözümüyle bunun nasıl olduğunu öğrenmek. Yani ben bunu yapamadım diye geç bırakmayacaksın. Matematik özelinde bunu konuşuyorum tabii. Diğer dersler üzerinde de işte Türkçe üzerinde, fen üzerinde mesela Türkçe üzerinde de konularımızı teker teker çalışmaya başlayacağız. Burayı çalışacağız. Sonra bununla ilgili sorular çözeceğiz. Zaten bir ders çalışmanın mantığı aslında şudur. Konu çalışıp bunu test edebilmektir. Yani mutlaka yaptığın, çalıştığın şeyi test edip sonuçlarını görebilmek çok önemli. Dolayısıyla çalışmayı bu şekilde yapmamız gerekiyor. Konu soru, konu soru şeklinde ilerlememiz gerekiyor. Ve bunları küçük küçük lokmalara bölmemiz gerekiyor. Yani ben bunu bir haftada bitireceğim diye bir hedef koymayacaksın. Teker teker, yavaş yavaş, adım adım ilerleyeceksin. Diyeceksin ki ben her gün bundan 4 sayfa yapacağım arkadaş diyeceksin. Bundan 4 sayfa, bundan da 2 sayfa yapacağım. Matematik ağır. Ben kendimi fazla yormak istemiyorum. Yani günde 1 saat, günde 2 saat çalışaraktan inanılmaz büyük başarılar elde edebilirsiniz. Ama önemli olan ne biliyor musun? Burada düzen aslında. Yani düzen ve devam aslında. Yani bir şeyi başlatırsın ama devam ettiremezsin. Zaten bizim Türkler olarak en büyük eksiklerimizden bir tanesi de bir işe çok iyi başlarız ama sonunu iyi getiremeyiz. Hatta o yüzden şöyle bir hocamız bize bir şey söylerdi. Bizim matematik hocamız vardı. Çocuklar, dershanenin başına geldiniz. Gerçekten çok motivesiniz. Ben de sizi çok muhteşem motive gördüm. Bize dershanenin ilk günüydü böyle. Üniversite sınavına hazırlanırken. Çok motiveydik. İnanılmaz motiveydik. Sonrasında ne oldu biliyor musun? Dershanede insanlar kayıt almaya başladı. İkinci, üçüncü derste artık yok olmaya başladı. Zaten dördüncü, beşinci haftaya doğru arazi herkes. Hiç kimse kalmadı. Sadece gerçekten istekler kaldı. O yüzden şöyle bir şey derdi. Bir işe Türk gibi başlayıp İngiliz gibi bitirmemiz gerekiyor derdi. Gerçekten öyle. Selamünaleyküm, goodbye. Aynen, selamünaleyküm, goodbye şeklinde. Bir işe başlarken gerçekten de çok iyi başlıyoruz Türkler olarak ama sonunu getirmekte birazcık zorlanıyoruz. Zaten bizim videolara da bakıyoruz. İlk video çok fazla izleniyor. Son videoya doğru azalıyor. Zaten mesela şu anda bu videoyu izleyenler bile ilk başında çok iyi başlıyorlar videoya. Sonuna doğru azalıyorlar. Bu bizim Türkiye'de aslında yaşadığımız bir gerçek. Ama biz bunu değiştirebilenler başarılı oluyor. Yani bunu devam ettirebilenler, düzeni olanlar, sonunu iyi getirebilenler başarılı olabiliyor. O yüzden dikkat edeceğiz. 9. sınıfta hiçbir şey bilmiyorum diye bir şey yok. Öğrenebileceksiniz, hepsini öğreneceksiniz ve TYT'deki temelimizi çok iyi sağlamlaştıracağız. Geldik, Aleyna'nın bir sorusu var. 10. sınıfa geçtim, test mi çözsem, not mu çıkarsam, video mu izlesem bilmiyorum ve çok kararsızım, lütfen yardımcı olun. Aleyna, çok basit bir cevabı var. Zaten bütün yapılması gerekenleri teker teker söylemişsin. Ne demişsin? Bir defter alacağız. Bir defter alacağız ve bizim not defterimiz olacak. Mesela 10. sınıf yazın isterseniz. Bütün notlarınızı buraya alabilirsiniz. Önemli olan kendi notunu kendi elinle, kendi düşüncenle yazmak. Kendin pişir, kendin çöz. Peki sonrasında ne yapacağız? Sonrasında kitaplarımızdan, konu anlatımlı kitaplarımızdan açacağız, konumuzu çalışmaya başlayacağız. Polinomlara, çarpanlara ayırma. Teker teker okuyacağız buradaki. Örneklere bakacağız. Ondan sonra buradaki örneklere bakacağız. Buradaki çözümleri inceleyeceğiz. Sonrasında kendimiz çözmeye çalışacağız. Çözemezsek çözümlerine bakacağız kare kodla. Sonra kendimizi test edeceğiz. Zaten olması gereken de o. İlk başta konuyu çalışmamız gerekiyor. Hiçbir şey bilmiyorsak nasıl yapabiliriz? Sonra test çözmemiz gerekiyor. Konuyu çalışırken illa sadece buradan metinden çalışmak zorunda değilsin. Bu arada videodan da konu çalışabilirsin. Yani video veya konu anlatımlı kitaplardan da çalışabilirsin. İkisi de bir metottur. Burada bunu yaptıktan sonra test çözmek olmazsa olmazdır bu işin. Yani kendi başına sadece konu çalışaraktan bir ilerleme sağlayamazsın. İşte bunu coğrafya içinde yapacaksın. Coğrafya içinde konuyu çalış. Bununla ilgili testler çöz. İşte bunu kimya içinde yapacaksın. Lafın gelişi. Buradaki konuyu anlayıp soruları çöz. Yapamadığın soruların hepsinin çözümünü yap. Yani bunu mutlaka yapmak zorundayız. İlla ki bizim yapmamız gereken en temel şey konu çalışacağız. Konu çalışacağız. Bunu istersek kitaptan çalışabiliriz. İstersek ben videodan anlıyorum ya ben okuyarak anlamıyorum diyorsan kitaptan, videodan anlayabilirsin. İki tane metodumuz var. Ardından bunu test çözerek şenlendireceğiz. Yani taşlandıracağız. Bunu da zaten tek bir yöntemi var. Kitaptan çalışmak zorundayız. Ve kitaptan da testlerimizi çözüp bu konuyu anlayacağız, pekiştireceğiz. Tabii ki bunu yapabilmek için ilk başta motivasyona, hedefe ihtiyacımız var. O yüzden mutlaka kendinize büyük bir hedef koyun. İleride bu olacağım, ileride bu bölümü istiyorum, ileride bu üniversiteyi istiyorum diyerekten bir hedef koyun. Şimdiden çalışmanızı motive etmeye, kendinizi motive etmeye çalışın. Hadi bakalım o zaman muhteşem sorularla cevapladık bütün sorularımızı da. Şimdi senin yapman gereken şey ödülü soru. Ödülü soruyu aslında bize bir sonraki videomuzun konusunu verilecek. Görüşmek üzere biraz. Sağ olun hocam.